Merhaba, Gülay Güner'le Finans Programı'nda yine birlikteyiz, Radyo Gedik'teyiz ve konuğumuz geçen hafta bitiremediğimiz konuları konuşmak üzere yine avukat sevgili Semih Metin Bey. Hoş Hoş geldiniz. bulduk Gülay Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Geçen hafta çok önemli bir konuya başlamıştık ama bitiremedik. Hoş, Evet. zaten bir iki programda da bitmez. Belki ara ara sizinle yine konuşmaya devam ederiz. Tabii ki. Ama önemli başlıklarının üzerinden geçmeye bu hafta da devam edelim ki yarım kalmasın istedik sizinle. Geçen hafta neyi konuşmuştuk biz aslında? Halka arz başlığının altında genel olarak sermaye piyasalarının varlığı, biraz rakamsal verileri, Türkiye sermaye piyasalarının verileri, biraz tarihsel boyutu ve arkasından sermaye piyasalarına nasıl giriş yapılır, anlamı nedir, yatırımcı için nedir, halka açılmak isteyen firmalar için nedir şeklinde anlatım yapmıştık. O yüzden hem dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz Radyo Gedik'in internet sayfasından bir önceki programı dinlemelerini, hem de Gülay Güner'in YouTube kanalından görüntülü olarak da izlemelerini tavsiye ediyoruz bu programdan önce. Evet, mevzuata biraz daha derinlemesine dalalım isterseniz. Şöyle ilerleyelim istiyorum kaldığımız yerden. İşletmenin halka arz kararı almasını zaten konuşmuştuk. Bu kararın alınmasının ardından süreç nasıl işler? Bize adımları şöyle sırasıyla anlatmaya çalışır mısınız? Öncelikli olarak şirketin içerisinde bir çalışma grubunun oluşturulması lazım. Bu çok çok önemli bir aşama aslına bakarsanız. Bu çalışma grubu kimlerden oluşuyor? Genelde orta seviye yöneticilerden oluşuyor ve finans yöneticilerinden oluşuyor. Şirket çok büyük bir şirketse belki halkla ilişkiler birimi var ise şirketin içerisinde o birimin de bu sürece dahil olması gerçekten çok faydalı oluyor. Dolayısıyla bu çalışma grubu öncelikli olarak şirketin halka arz stratejisini kendi içerisinde bir netleştiriyor. Kendi açılarından bir olayı değerlendiriyorlar. Ve ondan sonraki süreçte de zaten geçen programda da bahsettiğimiz üzere danışmanların seçimi en önemli süreçlerden bir tanesi. Biz öncelikli olarak şunu tavsiye ediyoruz. Aracı kurumlara gidilmesinden evvel aslına bakarsanız bir bağımsız denetim sürecinden şirketin geçmiş olması, şirketin tablolarının bağımsız denetimden geçmesi ve bu açıdan da şirketin finansal büyüklüğünün yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından tespit ediliyor olması bizce çok önemli. Burada da aslına bakarsanız halka arzın büyüklüğünü az veya çok netleştirmiş oluyoruz. Yani ürün vitrine çıkmadan önce bir bağımsız denetim kurumu Evet. hem finansal açıdan hem yapısal açıdan hem gelecek planları açısından firmayı o vitrine getirmeye hazır hale getirmeye uğraşıyor. Bir Evet. zaman geçiyor diye düşünüyorum burada, değil mi? Kesinlikle. Çünkü son 3 yıl finansalların bağımsız denetimden geçiyor olması lazım. Burada da sürecin bağımsız denetim açısından önden başlaması şirketin halka arz planının hızlı bir şekilde hayata geçebilmesi açısından çok önemli. Burada bağımsız denetim şirketlerinin seçimi önemli mi? Çünkü mesela BDDK'nın yönlendirdikleri mi olmalı? Yabancı bağımsız denetim şirketleri mi olmalı? Yerli denetim şirketleri de var. Bunlar bir anlam ifade ediyor mu bu seçimi yaparken? Şimdi şöyle zaten sermaye piyasalarında bağımsız denetim yapacak şirketler zaten SPK'nın web sitesinde Yetkin. duyurulmuş, yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketleri. Dolayısıyla bu şirketlerden Bunlardan bir birisi. tanesiyle anlaşmaları Tamam. mümkün. Peki. O zaman dökümanlar ve içerikler başlığına da bakalım Tabii isterseniz. ki. Yorucu bir süreç ama. Yorucu bir süreç, yorucu bir süreç ama sonu güzel biten bir süreç. Şirketlerimiz açısından güzel biten bir süreç. Evet. Bağımsız denetimden sonraki süreçte aslında aracı kurumlarla bir görüşme yapılması lazım. Bu aracı kurumlarla yapılacak görüşmelerin neticesinde de bir aracılık sözleşmesinin akdedilmesi gerekiyor. Bu aracılık sözleşmesinin şekil şartları zaten SPK tarafından netleştirilmiş durumda. Dolayısıyla bu aracılık sözleşmesinde de aslında bakarsanız hem aracı kurumun hem de ihraççının yani halka arz olacak şirketin hak ve yükümlülükleri karşılıklı olarak düzenlenmiş oluyor. Halka arz modeli burada düzenlenmiş oluyor. İleride bahsedeceğimiz bu talep toplama vesaire süreçlerine ilişkin olarak süreçler yine netleştirilmiş oluyor. Dolayısıyla bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra da aslında fiili halka arz sürecinin biz şirket açısından başladığını söyleyebiliriz. Peki yine aynı soruyu sormak istiyorum. Aracı kurumun seçiminde de dikkat edilmesi gereken bir şeyler var mı? Reel sektörü neye bakmalı burada? Şimdi Çünkü çok sayıda şöyle var çok sayıda sonuçta. aracı kurum var. Tabii ki aracı kurumların içerisindeki kurumsal finansman departmanları bu halka arz süreçlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla şirketlerden dikkat etmelerini isteyeceğimiz husus burada aslına bakarsanız çalışmayı düşündükleri aracı kurumların bir geçmişine bakıyor olmaları lazım. Yani deyim yerindeyse track record'una bir bakıyor olmaları lazım. Ne kadar sayıda halka arz sonuçlandırmışlar.
etkili bir şekilde talepleri toplayabilmişler mi? Halk arz süreçlerini sonlandırabilmişler mi? Bu açıdan bir inceleme yapmaları gerekiyor. İyi bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. Piyasada şöyle bir kanı var. Yani onu da söyleyeyim. Hani banka aracı kurumlarının daha başarılı olduğu yönünde bir kanı var. Ama bunun tabii avantajı da var bankalar açısından. Çünkü her banka şubesi aslına bakarsanız bir aracı kurumun acentesi gibi çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla banka aracı kurumlarının halk arzlarda çok çok daha başarılı olabileceğine yönelik bir inanç var. Ama banka aracı kurumu olmayan aracı kurumlarında çok sayıda bitirdikleri, çok iyi çalıştıkları halk arzlar var. Zaten halk arz sürecini tek bir aracı kurum şeklinde düşünmemek lazım. Zaten aracı kurumlar bir konsorsiyum oluşturuyorlar çoğu zaman. Çünkü tek bir aracı kurum zaten bu işin altına giremez. Dolayısıyla aracı kurumlar konsorsiyum oluşturuyorlar. Dolayısıyla şirketlerin önemli olarak bu aracı kurumları net bir şekilde tespit edip çalışmayı düşündükleri aracı kurumun ne ölçüde geçmişte başarılı halk arzlar sonuçlandırdığıyla alakalı bir değerlendirme yapması lazım. Tabii nasıl kredi mekanizmasında finansör, bankacılık kim finanse edecekse bu mekanizmada kim finansör olarak yer alacaksa nasıl ki firmanın geçmişine, performansına, mali verisine, piyasa değerine dikkat ediyorsa burada da şirketinizin sermayesini öncelikli olarak emanet edeceğiniz bir alanı seçim durumundasınız reel sektörün temsilcisi olarak. Burada da dikkat edeceğiniz husus yine geçmişi. Evet. Geçmişteki başarısı, performansı, hangi dönemlerde bu başarıyı sağlayabilmiş olması, hangi firmaları halka arzında aracılık etmiş olması bunlara dikkat edilmesi gerekir diyorsunuz. Peki ama bankacılık şirketleri de olabilir. Banka aracı kurumları da olabilir. Özel diğer aracı kurumlar da olabilir. Aracı kurumlar da gayet başarılı halk arzlar yaptılar. Peki. Bağımsız denetimi yaptık. Aracı kurumları seçtik. Ve hatta adım olarak da artık SPK seviyesine geldik. Yani SPK'ya herhalde artık bir başvuru gerekiyor değil mi bu süreçte? Evet. Şimdi başvuruları biz iki aşamada değerlendiriyoruz. Birinci başvuru dediğimiz bir husus var. Burada şirketin esas sözleşmesine, sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesine ilişkin bir başvuru aslına bakarsanız. Zaten anonim şirket. Evet. Anonim şirketin esas sözleşmesinden bahsediyoruz. Evet. SPK'nın aradığı belli kriterler var. Halka açık şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunması gereken. Bu kapsamda bir ön başvuru yapılıyor SPK'ya. Esas sözleşme tadili başvurusu diyoruz buna. Tabii bu aşamada bir de hukukçuyla bir anlaşmaları lazım ki genelde zaten bu esas sözleşme tadil başvurusunu ağırlıklı olarak hukukçular hazırlıyorlar tadil metnini. Dolayısıyla bu başvuru eskiden çok çok daha hızlı gerçekleşen bir süreçti. Ancak SPK burada bir metot değişikliğine gitti ve birinci başvuruları da artık SPK çok dikkatli ve kapsamlı bir şekilde inceliyor. Ve yapmış olduğumuz halk arzlarda bize gelen soru setlerine baktığımızda da SPK gerçekten çok detaylı sorular soruyor. Şirketi adeta bir izahnamesini inceliyormuş gibi detaylı bir şekilde verilerine bakıyor. Çok spesifik nokta sorular soruyor ve bu açıdan da birinci başvuru eski süreçlere göre biraz daha uzun sürüyor artık SPK'da. Dolayısıyla burada da aslında SPK ilk başvuruda, ikinci başvuruda bakacağı şeylerin çoğu kısmını ilk başvuruda halletmiş oluyor. Yani SPK'nın da tabii doğal olarak tasarruf sahibine, yatırımcıya karşı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları gereği de hani doğru bir halka arz olsun, varsa eksiklik başında tamamlanmış olsun ya da gerçekten halka arz edilemeyecek bir tanımsa eğer de bunu hatta reddetme hakkı da vardır diye düşünüyorum değil mi? Aynen öyle, çünkü birinci başvuruda reddedilen de çok sayıda başvuru var, başvuru dosyası var. Burada da olay sadece tadil metninin SPK'ya uyumlu olup olmaması anlamında değil, şirketin halka arzı uygun olup olmadığı yönünde. Burada bir istatistik bilgi var mı? Yani neden genelde reddedilir firmalar? Mali bünye açısından mı? Hukuksal bünye açısından mı? Yani ağırlıklı olarak red sebeplerine biz mali gerekçelerle olduğuna bakıyoruz. Çünkü şöyle, geçtiğimiz programda da bahsetmiştik aslında. Öngörülebilir bir nakit akışının olmasını bekliyoruz aslında halk açılacak şirketlerin. Ki ileride halk açıldıklarında yatırımcıların da bu gelir artışından faydalanabiliyor olmaları lazım. Yine geçen programda da bahsetmiştik. Teminat, rehin, ipotekler özellikle grup şirketleri lehine verilmiş, ilişkili taraflar lehine verilmiş. Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler. SPK bu noktalara da gerçekten çok dikkatli bir şekilde bakıyor. Çünkü halka açıldıktan 4 yıl sonra ilişkili taraflara verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin sıfırlanması lazım. Burada bir şey aklıma geldi. Şimdi Türk bankacılık sistemi doğal olarak reel sektörle çalışırken teminat alıyorlar. Yani yüzdesi olarak bir şey söylemek güç ama çünkü mali bünye genel olarak yetersiz, scoringler geçemiyor bir şekilde.
bu teminatlardan da mı aynı şekilde bahsediyoruz? Yani bankacılığa verilmiş olan teminatlar da mı sıfırlanmalı 4 yıl içinde? Ama ilişkili taraflar lehine verilmiş teminatlar. Yani şirketin kendi tüzel kişiliği için değil, grup şirketleri için halka açılacak olan şirketin vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet. Kendi kredisi için verebilir. Vermesinde herhangi bir, yani rakamsal olarak sorun demeyelim buna ama kendisi için verebilir. Bu finansal bünyesinde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyorsa makul ama ilişkili taraflar dediğiniz grup şirketleri lehine veriyorsa eğer burada bir engel koymaya çalışıyor. Ya burada da amaç şu aslına bakarsanız. Burada da diyor ki kredinin riskini halka açık şirkete mümkün olduğunca yüklemeyin. Hı hı. Hani risk krediyi çeken tarafa ait olsun. Dolayısıyla halk açıldıktan sonra da yeni ortakların, halkın bu kredi riskine maruz kalmasını istemiyor SPK ve sermaye piyasası mevzu. Konudan biraz uzak gibi ama manasını da netleştirmek açısından bir örnek söylemek istiyorum. Avrupa Birliği tarafında bir fon, işte Anadolu illerine, özellikle teşvik bölgesinde, ileri derecede teşvik bölgesine sahip olan illere, bir takım KOBİ'lere, mikro şirketlere kredi line'ı açıyordu. Burada da söyledikleri, biz bu kredi line'ını açarken sizin söylediğiniz gibi firmayı kendi faaliyetinin dışında bağlayacak eğer bir teminat, bir sözleşme, bir akit vesaire varsa bunun iptalini istiyordu. Yani gerçekten firmanın kendi gücüyle o mekanizmanın içerisinde olmasını istiyor aslında ki temel mantık bu. Evet. Ne faaliyet gösteriyorsa bu faaliyetiyle sorumlu olsun. Yatırımcı da burada tabii yine korunmak durumunda olduğu için. Evet. Peki yine konudan devam edelim. Aklıma geldiği için paylaştım. SPK'ya başvurduk. Diyelim sizin bu birinci ve ikinci aşamaları. Evet, birinci başvurumuz onaylandı diyelim. Peki. Birinci başvurumuz onaylandıktan sonra aslında sürecin esas aşaması başlıyor. Burada da bir izahname hazırlanması gerekiyor. Hı hı. İzahname kapsamlı bir belge. İzahnamenin de tüm şekil şartları sermaye piyasasının düzenlemeleri kapsamında net bir şekilde belirtilmiş. Dolayısıyla izahnamenin hazırlanması süreci, izahname ile beraber de tabii ki eki olan hukukçu raporunun hazırlanması süreci başlıyor. Burada da tabii ki şirket, aracı kurum, bağımsız denetim kuruluşu ve hukukçunun çok esas mesaisinin, ağır mesaisinin başlayacağı süreç olarak bunu nitelendirebiliriz. Çünkü izahnamede aslında çok sayıda bilgiyi, artık siz şirkete ilişkin çok sayıda bilgiyi SPK'nın belirlemiş olduğu formatta izahnamenin içerisine yerleştiriyorsunuz. Hı hı. Kapsamlı bir çalışmayı gerektirecek bir süreç. Dolayısıyla bu süreçlerin de hazırlanmasından sonra da şirket ikinci başvuru yapıyor. Ve aynı zamanda da Borsa İstanbul'a kota alınma başvurusu, kotasyon başvurusunda bulunuyor. Tamam. Burada yine değinmek istediğim bir şey var. Şimdi tabii ki her şirketin ya direkt çalıştığı ya da endirekt danışmanlığını aldığı hukukçusu olabilir. Evet. Ama bu konu çok özel bir konu olduğu için, hı hı, burada mutlaka sermaye piyasalarında deneyimi olan hukukçularla çalışmak gerekir. Çünkü herkesin bir uzmanlık alanı var. Hukukçularda da aynısı geçerli. Nasıl ki doktorlarda aynısı varsa herkesin bir uzmanlık alanı var. Burada da mutlaka SPK tecrübesi olan, bu pozisyonda, bu arenada çalışmış olan, üretmiş olan hukukçularla yola devam etmek lazım, değil mi? Kesinlikle. Çünkü hukukçu raporu aslında teknik bir belge, teknik bir incelemeyi gerektiren belge. Çünkü Borsa İstanbul'un kotasyon yönergesindeki niteliklere göre bir raporun çıkması lazım. Bir de bağımsız hukukçu raporu olarak nitelendiriyor. Yani şirketin hali hazırda çalışmış olduğu hukukçusu bu raporu hazırlayamıyor. Yani mevzuat şunu diyor aslında, şirketin mevcut durumda vekalet ilişkisiyle, hizmet ilişkisiyle çalıştığı bir hukukçu bu rapor hazırlamasın. Tamamen dışarıdan objektif bakabilecek, şirketi bir hukuk kantarına sokabilecek bağımsız bir hukukçunun bu raporu hazırlaması gerekiyor. Hı hı. Doğru yine. Arada firma değerlemesinin de, yani şirket değerlemesinin de yapılması gerekiyor herhalde, değil mi? Bu da çok önemli bir nokta. Burada da bir fiyat tespit raporu hazırlanıyor. Hı. Genelde de bunu zaten halka arz yapacak aracı kurum hazırlıyor. Hı hı. Bir menfaat çatışması olmaması halinde doğrudan doğruya halka arz yapacak aracı kurum tarafından fiyat tespit raporu hazırlanıyor. Hı hı. Tabii ki bu raporun hazırlanması çok çok önemli bir süreç. Siz çünkü şirketin paylarını o fiyat tespit raporunda belirlenen fiyatla, halkla buluşturacaksınız. Ve bu fiyatın da gerçekten iyi bir şekilde, ne fazla ne eksik, gerçekten şirketin değerini yansıtacak bir şekilde hazırlanmış olması lazım. Şunu da önemli belirtmek isterim. Bu fiyat tespit raporuna SPK'nın ve Borsa İstanbul'un herhangi bir müdahalesi yok. Yani bunlar incelenirken SPK veya Borsa İstanbul, sen bu şirketi pahalı değerledin, ucuz değerledin diye bir değerlemede bulunmuyor.
Dolayısıyla burada aslında tüm sorumluluk da aracı kurumun üzerinde. Çünkü buradaki değerlemede yapılacak bir hata halka arzın başarısını yahut halka arz başarıyla sonuçlansa dahi halka arzdan sonraki süreçte hissenin performansını çok net şekilde etkileyecek bir durum. Peki içinde de bulunduğumuz durumu düşünerek konjonktürün bu kadar yakın zamanlarda sık aralıklarla değişmesi, risklerin daha fazla karşılaşılma ihtimalinin artması tarafında düşününce bu süreçte biraz zaman da alıyor. Evet. Değerlemeyi yaptı şirket, aracı kurum. Halka arz zamanı geldiğinde bazı değişimler olduysa fiyatlarda orada bir değişiklik imkanı olabiliyor mu acaba? Tabii ki, tabii ki. Şimdi zaten şu var, biz ilk etapta şunu tavsiye etmiştik şirkete hatırlarsanız, önden bir değerleme yap. Evet. Kendi değerini bir tespit et. Hı hı. Ama şirketin kendi yaptıracağı değerleme ile aracı kurumun yapacağı fiyat tespit raporu her zaman örtüşmeyebiliyor. Hı hı. Arada geçen süreç değişebiliyor. Aracı kurumun uyguladığı yöntem belki başka bir yöntem olabiliyor, değerleme yöntemi. Onun bakış açısı başka bir bakış açısıyla bu değerleme raporunu kaleme alabiliyor. Dolayısıyla gelişecek süreçler kapsamında da tabii ki bu fiyatın uyarlanması lazım. Peki SPK'nın iki adımını geçtik. Diyebilir evet. miyiz artık evet. bu anlatımla birlikte? Evet. BİST var. Evet, BİST'e de başvuruyoruz aynı zamanda KOTE SPK'ya, olmak için kotasyon dedik. Başvurusuyla. Hı-hı. Zaten bu iki başvuru da paralel yürür. Ondan sonra da zaten iki taraftan da onayı aldıktan sonra artık işlemin nihai aşamasına geliyoruz. Orada da talep toplama süreci olacak. Arada da bir reklam boyutu var değil evet, mi? Reklam, doğal olarak bütün evet, medya kanallarında. Evet, reklam süreci de önemli. Burada da gerçekten iyi bir şekilde şirketin PR'ını yapabilecek profesyonel bir reklam ekibiyle çalışabiliyor olmaları lazım. Ki bu reklam süreçleri de SPK'nın mevzuatı açısından çok net kısıtlamalara tabi. Mesela izahname onaylanmadan önce yapacağınız reklamda siz genelde şirketi tanıtırsınız. Şirketin faaliyetlerini anlatırsınız. Ancak izahname onaylandıktan sonra siz halka açılmayla, halka arza ilişkin ifadelere bu reklamlarınızda yer verebilirsiniz. Dolayısıyla reklamların nasıl yapılacağı bile SPK mevzuatı kapsamında net bir şekilde düzenlenmiştir. Ama reklamsız da olmuyor sonuçta. Yani tanıtım reklamsız lazım. Olmuyor ki son zamanlarda sosyal medyada da iyi reklamların yapıldığını görüyoruz. Hatta tanımış akademisyenlerin Twitter hesaplarından da bazı halk arzlara promotif böyle tanıtımlar yaptığını da görüyoruz. Doğru. Evet, büyük gün geldi, halka arz. Gong o gün o firma için çalıyor. Evet, çalıyor. Buradan, öncelikli buradan olarak yalalım. Aslında şu var. Öncelikle talep topluyoruz biz. Ha, evet. Talep toplama süreci bizim açımızdan en önemli süreç. Çünkü artık aylar boyu süren çalışmanın, mesainin meyvesini yiyip yemeyeceğinizi belirleyecek bir süreç. Talep toplama süreçleri açısından da SPK'nın değişik modelleri var. Oransal dağıtım ve eşit dağıtım yöntemleri var. Oransal dağıtım yöntemi şu. Talepte bulunulan oran ölçüsünde siz taleplerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Eşit dağıtımda da tüm talepte bulunan pay sahiplerine eşit şekilde bir dağıtım söz konusu oluyor. Ki SPK'nın son dönemdeki trendi, uygulama yöntemi aslına bakarsanız eşit dağıtım açısından. Eşit dağıtımın aslında çok avantajları var. Ben de bu SPK'nın yaklaşımını gayet olumlu buluyorum. Çünkü sermayenin tabana yayılmasını sağlıyor. Çok sayıda kişiyi pay sahibi yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten paylar belli grupların, belli sermayedarların elinde toplanmadığı için manipülatif süreçler aslında çok fazla gerçekleşmiyor. Çünkü sizin paylarınız belli fonların, belli sermayedarların elinde yoğun bir şekilde bulunuyorsa siz o kağıt üzerinde yoğun işlemler gerçekleştirmek suretiyle manipülatif bir fiyat. Manipülasyonu açık olabilir. Evet, açık olabiliyor. Ve şirketin tanıtımı açısından da çok önemli. Çünkü binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce pay sahibi oluyor şirketin. Dolayısıyla ben SPK'nın bu eşit dağıtım stratejisini gayet olumlu buluyorum. Burada peki talep az olabilir mi? Bunun da böyle bir negatif tarafı olabilir mi eşit dağıtımda? Yani şimdi şöyle, oransal dağıtımda da aslında talebin az olduğu durumlarla biz karşılaşıyoruz. Oransal dağıtımda da belli bir oranın altındaki talepler dikkate alınmıyor mesela. Dolayısıyla orada da çok sayıda insanların serzenişi var aslında. Biz talep girdik ama bize bir şey gelmedi veya talebimize göre çok çok düşük pay geldi. Bu biraz da tabii ki ekonomik konjonktürle alakalı bir süreç. Hı hı. Ekonomik konjonktür iyi ise talep toplamada çok sıkıntının yaşanmadığını biz görüyoruz. Bu açıdan da eşit dağıtım biraz daha adil gözüküyor. Talep az olursa beklemeye alınabilir mi, geri çekilinebilir mi? Tabii ki. Şimdi SPK tarafından izahname onaylandıktan sonra
bir yıllık bir süreci vardır bunun. Dolayısıyla siz bir yıllık süreç içerisinde tekrar satış tarafına geçebilirsiniz. Ama tabii arada yeni süreçler olmuşsa izahnamenizi güncelleme yükümlülüğünüz vardır. Ama o baz izahnameyle, SPK'nın onayladığı izahnameyle o minimal güncellemeleri yaparak bir yıllık süre içerisinde tekrardan satış ve talep toplamaya geçebilirsiniz. Hı hı. Böyle bir avantajı var mevzuatın. Ama son yıllarda duyduğumuz hep talebin fazla olduğuna evet. yönelik evet. geliyor. Zaten yatırımcı sayısının da arttığından biliyoruz bunu değil mi? Evet. BİST'teki yatırımcı sayısı 2020 ve sonrasında ciddi anlamda arttı diyebiliyoruz. Çok ciddi arttı. Yani tasarruf sahiplerinin biraz finansal okuryazarlığı her ne kadar istenen düzeyde olmasa bile farkındalık açısından söylüyorum. Sermaye piyasalarına yatırım yapma bilgisi, eksik bilgisi nasılsa bir giriş, bir heves var. Var. Tabii bunun da işte sizin de bahsettiğiniz gibi finansal okuryazarlıkla destekleniyor olması lazım. Yani yatırımcıların mümkün olduğu kadar yatırım yaptıkları şirketlerin kapı açıklamalarını takip etmeleri, finansal tablolarına bakıyor olmaları, kendileri yorumlayamazlarsa bir uzmandan bunun yorumlanmasını istemeleri çok önemli. Yani yatırım danışmanlığı almaları evet, gerekiyor kesinlikle. Yine. Peki Gong'a gelelim mi tekrar? Gong'a benim gelelim. Çok heyecanlandığım. İşin en güzel tarafı Gong. Orası seyrettiğimde çok hoşuma gidiyor evet, her seferinde. Gong töreni gerçekten sembolik, anlamı çok fazla olan bir tören. Tabii ki orada artık şirket payları borsada işlem görmeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla Gong da onu sembolize ediyor. Borsa İstanbul'da gerçekten bunu güzel, görkemli bir şekilde yapıyor. Şirketler gerçekten kendilerini orada güzel ifade etme imkanları buluyorlar. Gong çaldıktan sonra da artık zaten siz Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra da dediğim üzere işte doğru fiyatla yatırımcıyla buluştuysanız senedinizin, hissenizin performansı iyi gidiyor. Ki son zamanlardaki halka arzlara baktığımızda tavan yapmak diye bir tabir vardır borsada. Evet. Bazı hisse senetlerinin 5 tavan, 10 tavan yaptığını görüyoruz. Halka arz edilen sonra. Günden sonra. Evet, evet. Yatırımcısına ciddi anlamda kısa vadede ciddi karlar sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında şirketin gerçek performansı da Borsa İstanbul'daki işlem görmesiyle başlıyor. Vade dediniz diye burada bir hatırlatma yapmak istiyorum yine finansal okuryazarlık adına. Aslında bu işi bilenler, yani bu işin finansal okuryazarlığının tepe noktasında olanlar her zaman için derler ki sermaye piyasaları aslında uzun vadeli yatırımların yapılması gereken bir alandır. Kısa vadede iniş çıkışlardan etkilenip yanlış hareket yapmayın. Yatırımcılar için bu söylenir genellikle. Burada biraz daha gerek yeni halka arz edilen firmaların sizin söylediğiniz verilerini okuyarak yatırım yapma, gerekse mevcut içeride olanlara yatırım yaparken de buna biraz dikkat etmek lazım. Çünkü kısa vadede bazen çok büyük kazançlar, bazen de çok büyük kayıplarla karşılaşılabilir. Biraz sabır gerektiren bir finansal ürün. Evet, sabır gerektiren bir alan. Hep SPK'da da bize şunu anlatmışlardı. Borsa uzun vadeli bir yatırımdır. Kısa ve orta vadeli düşünenlerin çok borsaya yaklaşmamaları rica olunur diye. Gerçekten de durum budur aslına bakarsanız. Biraz da bizim yatırımcı profilimizin biraz daha payları elinde tutan bir profile doğru evrilmesi lazım. Uzun süreli elinde tutan bir profile doğru evrilmesi lazım. Bu aslında halka arz edilen firma için de çok önemli evet. bir başlık değil mi? Yani yatırım yapan yatırımcının hani uzun vadede ondan o performansı beklemesi. Evet, tabii burada da şirkete de düşen ödevler var. Şirketin de düzgün temettüyü dağıtan bir şirket olması lazım. Evet. Yani siz yatırımcı sadakatini istiyoruz diyorsanız sizin de düzgün temettüyü dağıtan bir şirket olmanız lazım ki yatırımcı sizin payınızı tutmaya devam etsin. Peki halka arz oldu. Şirket bu sıcak parayla ne zaman karşılaşabiliyor? Şimdi bir de parasal boyutunu da konuşalım isterseniz. Yani şimdi şöyle zaten talep topladıktan sonra bu tutarlar aracı kurumun hesabında birikir ve hemen ertesi günü de zaten ihraççının hesabına aktarılır. Hı hı. Dolayısıyla paraya talep tamamlandıktan sonraki çok kısa bir süre içerisinde Gong'dan önce yani. Gong'dan önce ulaşıyorlar evet. Gong'dan önce ulaşıyorlar. Gong biraz show evet, business. Evet, o biraz daha show business. Genelde talep topladıktan bir hafta sonra vesaire gibi bir süreçte borsada işlem görmeye başlar hisseler. Hı hı. Dolayısıyla o borsada işlem görmeye başlamadan önce zaten şirket halka arzın meyvelerini yemeye başlar. Peki işin içinde tabii önemli bir kurumsallık ilkesi var. Yani halka arz edilen firmalarda hem bugünün kurumsallığının gereğini hem de yarınlarda çünkü kurumsallık bile genişliyor, değişiyor. Özellikle bu teknolojinin ve dijital dünyanın varlığıyla birlikte orada da farklı görevler düşüyor firmalara. Bu süreçte neler yapmaları gerekiyor? Geçen yayında birazcık bahsetmiştiniz ama firmaların sorumlulukları halka arz edilip sermaye topladıktan sonra da bitmiyor. Esas oyun o zaman başlıyor. Evet, oradan da birazcık bahsedelim. Tabii ki,
Tabii ki. Geçen programda da bahsetmiştik. Hani aile şirketlerinin kendi alıştıkları bir iş yapış tarzı vardır. Evet. Ama siz halka açıldıktan sonra artık sermaye piyasası mevzuatına tabi halka açık bir şirket statüsüne kavuşuyorsunuz. Ve tabii ki SPK'nın spesifik düzenlemelerine tabisiniz. Öncelikli olarak şirketinizin içerisinde bir yatırımcı ilişkileri birimi oluşturuyorsunuz. Hı hı. Artık bu yatırımcı ilişkileri birimi adından da anlaşılacağı üzere yatırımcılardan gelecek, şikayetleri dinleyecek bir birim. Ki bazı şirketlerin çok yoğun bir şekilde çalıştığını görüyoruz yatırımcı ilişkiler biriminin. Dolayısıyla bu birimi oluşturmaları lazım. Bu birimin yükümlülüklerinden bir tanesi de KAP duyurularını yapıyor olmak. Çünkü artık şirketin önemli gelişmelerinin kamuyu aydınlatma platformunda duyuruluyor olması lazım. Hı hı. Bunun dışında da yine şirket finansallarının 3 ayda bir KAP'ta duyuruluyor olması lazım. Ayrıyeten bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması gibi bir yükümlülük söz konusu. Bu da toplam yönetim kurulu üye sayısının 3'te 1'ine tekabül edecek bir orandır. Dolayısıyla şirketin içerisinde bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması lazım. Bu kapsamda yine şirket artık kurumsal yönetim ilkelerine tabi bir şirket oluyor ki SPK'nın kurumsal yönetim tebliği gerçekten kapsamlı bir tebliğ ve bu tebliğ şirketleri belli kategorilere bölmüş. Borsadaki işlem gördüğü tutar üzerinden belli kategorilere bölmüş ve her kategoriye belli değişik yükümlülükler öngörmüş kurumsal yönetim ilkeleri açısından. Dolayısıyla bu ilkelere tabi bir hale geliyor şirketler. Aslında sermaye piyasası mevzuatı yoluyla da güzel bir şekilde kurumsallaşıyor şirketler. Hı hı. Kurumsallaşma, teknoloji yatırım, evet, şeffaflık, denetim mekanizması değil mi? Bütün bunların hepsi artık şirketin içinde var olan kimlikler, organizasyonlar olması gerekiyor. Aslında tabii bunların hepsi verimliliğe de etki eden unsurlar. Sanki bir anlatırken yükmüş gibi görünüyor ama zaten amaç da verimli ve sürdürülebilir şirket. Aynen. Olma. Yani hesap verilebilir ve şeffaf bir yapının daha kolay yönetilebileceğini düşünüyorum ben. Yönetimsel açıdan çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü belli kararların belli şeffaflık içerisinde verilebiliyor olması lazım. Ve hesap verilebilirlik. Yani halka açık bir şirketteki bir lot sahibi, pay sahibi bile o şirketin genel kuruluna gelip kendi görüş ve düşüncelerini açıklayabilme hakkına sahip. Bu da gerçekten güzel bir yöntem. Hı hı. Genel kurullar bu yeni dünya düzeni denilen mevzunun içerisinde online da yapılmaya başladı değil mi? Tabii ki elektronik biraz genel kurul yapılıyor. Hı-hı. Zaten. Halka açık şirketlerde elektronik genel kurul süreçleri vardır. Merkezi kayıt kuruluşunun sistemi üzerinden bir canlı yayın imkanı söz konusudur. Dolayısıyla her pay sahibi belli elektronik imza yükümlülüklerini yerine getirerek uzaktan şirket genel kurullarına katılabilir. Oy kullanabilir, muhalefet gerekçesini o toplantı divanına elektronik ortam üzerinden iletebilir. Bu da aslında şirket içi demokrasinin de gelişmesi açısından da güzel bir yöntem. Geçen programda şöyle bir şey söylemiştiniz hatırladığım kadarıyla. %15-20 civarında ortalamada ilk halka arz yapılabiliyor demiştiniz. Evet, 20 ile 30 civarında 20-30 olabiliyor. Evet. Peki diyelim ki halka açıldı, belirli bir süre geçti ve bu konuyu da çok iyi yönetti. İşte hisselerde gayet işte duruma paralel gidiyor. Yatırımcısı memnun ve yeniden daha büyük bir payla halka açılmak istiyor olabilir. Olabilir. İkinci yani halka arz diyoruz buna da. Ondan bu da biraz var. Bahsedelim. Bu da bir imkan. Bunu da yapan çok sayıda şirketimiz var. Dolayısıyla ikinci bir halka arz süreci de olabilir. Tabii ki ilk halka arz sürecine göre daha kolay bir süreç. Zaten şirket artık sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlamış, esas sözleşmesi mevzuata uyumlu bir, hı-hı, şirket. Dolayısıyla burada da daha hızlı bir şekilde ikinci halka arzı yaparak yeniden sermaye imkanına kavuşabilir. Burada bir üst sınır var mı? Yani sermayesinin yüzde ne kadarına kadarını ikinci, üçüncü halka arzlarla sermaye piyasalarına akdedebilir? Yani isterseniz %100 oranında da yapabilirsiniz. Hmm. Ama tabii ki şimdi hakim ortağın olduğu bir şirkette bunu yapabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz burada? Çünkü hakim ortak da şirketi yönetmek açısından belli imtiyazlara sahip olmak istiyor. Burada da imtiyazlı paylar oluşturuyorsunuz. Hı hı. Burada da belli imtiyazlı paylar oluşturmak suretiyle aslında siz oransal olarak şirketin azınlığı olarak gözükseniz de şirketin yönetiminde etkin oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atayabiliyorsunuz. Genel kurulda oy kullanırken oydaki imtiyazdan faydalanabiliyorsunuz. Ki TTK açısından 1'e 15'tir ama genelde halka açılan şirketlerde bu 1'e 5'tir. SPK 1'e 5 ister. Dolayısıyla bu imtiyaz süreçleriyle de aslında azınlık olmanıza rağmen hakim ortak şirketi yönetebiliyor. Ki Türk borsasında da %90 oranında halka açık olan şirketlerimiz var.
Ama herhalde genel teamül %51'lerde güçte kalma şeklinde mi oluyor? Evet, eğer imtiyaz yoksa zaten o zaman oransal açıdan %51'e 49 gibi bu metot daha mantıklı gözüküyor hakim ortak açısından. Peki yine geçen programda demiştik ki aslında en ucuz kaynak. Evet. Sermaye piyasalarından fonlanma imkanı demiştik. Bu aynı zamanda işte şeffaf, denetlenebilir bir şirketin de içinde olmaktan dolayı uluslararası yatırımlara da daha kolay davet edilebilir bir hal alıyor firmalar için. Çünkü kaynağın ne zaman, nerede, ne kadar uygun vadesinden, faizinden, masrafından bakarsak belli olmaz. Bu yüzden de hazır olmak aslında uygun kaynağı bulduğunda hazır olmak açısından hisselerinin belirli bir kısmının halka açılmış olması önemli bir unsur değil mi reel sektör için? Kesinlikle, kesinlikle. Halka açık şirketlerin biz zaten hani birleşme devralma süreçlerinde de bulunduğumuz için söyleyebilirim. Daha kolay müşteri bulabildiğini, daha reputable müşteriler bulabildiğini, daha uzun vadeli bazı fonların bu şirketlere yatırım yapmakta daha kolay bir şekilde şirketin içine girebildiğini görüyoruz. Yine söylemiştik, üzerine tekrar basalım konunun. Önce halka arz, sonra yabancı yatırımcıya gitmek daha doğru. Evet, yani diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Burada da tabii şuna dikkat çekmek isterim. Bazı fonların da kendi iş tüzüklerinde şöyle bir madde vardır. Biz halka açık şirketlere yatırım yapmayız diye. Hmm. Onların da kendi işleyiş tarzları vardır. Hani o gruptaki fonlar açısından belki çok cazip değildir ama çoğunluğu açısından halka açık şirketlerin daha kolay yatırımcı bulduğunu biz görüyoruz deneyimlerimizde. Evet. Peki, zamanın darlığı açısından toparlamak istiyorum. Çok kısaca fayda açısından tekrar söylerim. Nedir faydası halka açılmanın? Halka açılmanın bence ilk faydası şirketi kurumsallaştırmaktır. Hı hı. Yani her ne kadar şu anda şirketlerin ilk maddesi belki sermayeye ulaşabilmek ise şirketin sürdürülebilir ve devamlılığı açısından halka açılmak bence kurumsallaşma açısından en faydalı yöntem. Hı hı. Şimdi kurumsallaşmanın başka yöntemleri de var tabii. Aile şirketleri açısından aile anayasası dediğimiz başka yöntemler de söz konusu. Ama o tabii biraz insanların kendi iradeleriyle imzaladığı bir döküman. Bu aile şirketlerinin kurumsallaşabilmesi açısından. Ama halka arz dediğimiz yöntem mevzuat açısından çok detaylı bir şekilde düzenlenmiş bir süreç. Dolayısıyla bence ilk faydası kurumsallaşmak. Hı hı. Ondan sonra sermayeye ulaşım. Bir de makro faydası var ülke ekonomisi, ülke ekonomisi için çok anlamlı. Kesinlikle. Bir operasyon. Yani inşallah Borsa İstanbul'da çok çok daha büyür. Çok çok daha global anlamda, global ölçekte sayılı borsalardan bir tanesi olur. Bu da hakikaten ülkemiz açısından da güzel bir zaten sonuç olacak. Zaten Borsa İstanbul'da başarılı olan şirketlerimizin bazıları da uluslararası büyük borsalara doğru kayıyorlar değil mi? Evet. Peki evet. Bu da ayrıca bir fayda. Bu da ayrıca bir fayda. Hatta son dönemlerde Borsa İstanbul'a kote olmayıp doğrudan yurt dışına giden örnekler var. Öylesi de var. Evet. Yani reputasyonu sonu yok. Yok. Anladım peki. Aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Semih Bey tabii bu konunun uzmanı. Sevgili izleyici ve dinleyicilerim için söylemek istiyorum. Bir şeyi kısa anlatmak Semih Bey en zor iştir. Öyle. Çok uzun anlatmaktan ziyade biz de böyle biraz hap gibi reel sektöre özellikle finansal okur yazarlık adına bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Umarım faydamız oluyordur. Umarım. Bir sonraki Gülay Güner'le finans programında görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.